Mavi Marmara tamamen iyi niyetle gitti oraya. Benim medyadan ve basından, gazeteden duyduğuma göre yardım amaçlı gitti ama işte orada İsrailler öldürdüler 9 kişiyi. Biz öyle gördük ama işin iç yüzü nedir onu da bilmiyoruz. Herhalde bir sopa falan göstermişler, değnek göstermişler İsrail'e. Onlar da korkmuş, tırsmış, hemen ateşli silahlara başvurmuşlar. Ya ben kendi kanımca diyorum ki yani o 9 kişide ateşli silah olmadığı müddetçe onların ateş etmesine hiç gerek yoktu. İkili mücadeleye girsinler, etkisiz hale getirin, öldürmesinler. Ben kırıyorum. Olabilir, olabilir. Gelmeyin, durduruz demiş olabilirler. Ama buna rağmen iyi niyetle, yani bunlar silah cephane götürmediler. Un, şeker, yağ, ekmek, bilemedim, böyle işte, ilaç, bunları götürdüler. Olabilir, olabilir. Yani böyle silah yok. Belki bu vardır. Ama bu var diye hemen tak 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 yapmanın bir anlamı yok. Sen de ona karate yap, bir şey yap, elini bağla, tut. Yani öldürmenin anlamı yok ki. Yani İsrailliler de bunu kabul etmiyor. Mısır'a gönderin diyor. Mısır'dan biz alırız yapıyorlar ama gerçekten Mısır'dan alıp o direkt tüketiciye, o gariban Filistinlilere veriyorlar mı onu da bilmiyorum. Ben iyi niyet olarak görüyorum ama işin içinde başka ne var onu bilmiyorum açıkçası. Şimdi Mavi Marmara olayını ben ve hani bazı kesimler, daha doğrusu çoğunluk Türkiye'de bir sivil toplum örgütünün, yani nasıl diyeyim, işlevi olarak görüyor. Onun sonucunu da görüyor ama tabii İsrail tarafı bunu daha çok terörist bir eylem veya onların gördüğü teröristlere karşı yardım ve yataklı olarak gördü galiba. Ama Türk halkı bence onu bir sivil toplumun, nasıl diyeyim, Filistin'e yardım olarak görüyoruz biz. Ve yapılanlar da İsrail'in aslında Filistin'e yaptığı vahşetin bir yansıması gibi. Benim ve çevremin gördüğü bu şekilde. Böyle bir şey bekliyordum İsrail'den. Hani bize illaki de Mavi Marmara gemisi değildi. Yaptığı vahşetin bir yerde batılı, mesela Türkiye'de batıya yaklaşan bir ülke olduğu için batılı devletlerin veya batıya yakın devletlerden birinin canını acıtması aslında iyi olacaktı. Çünkü oraya duyarlılığı artıracaktı Avrupalı devletler veya Amerika için. Ben bunu ilk önce sevindim aslında. Çünkü belki bir ölüm var içerisinde, kötü bir şey var ama bu Filistin'deki olayları batıya duyurmak için bence bir aracı oldu yani. Amaca giderken bir aracı oldu. Kötü bir şey ama iyi olabilir. Sonucu iyi olabilir. Çünkü çünkü Filistinler sesini duyuramıyor. Onu biz belki aracı gibi oldu yani. Yani Atatürk'ün de söylediği, yurtta barış, cihanda barış diye bir eylemimiz var ve politikamız belki 1923'ten beri bu şekilde Türkiye'nin. Ülkede kim seçimde başa gelirse gelsin veya bürokrat olsun, herkesin vatandaşa dahil bunu düşündüğünü inanıyorum. Zaten Türkiye mozaiğinden bu anlaşılıyor. Biz bulunduğumuz bölgede savaşa her zaman karşıyız, her zaman barıştan yanayız.